Uğur Kaymaz Siyaset için nasıl bir şey? Türkiye'de öldürülen ya da kamu görevlileri tarafından öldürülen çocukların en bilineni. Aslında 100 yıllık devlet geçmişinde Uğur'un yaşıtları birden fazla zaman diliminde yaşamlarını yitirmişlerdi. Uğur sanki bu çocukların sembolü haline geldi. Belki de yansıyan görüntüler, belki öldürme esnasına ait görüntüler, resimler insanın belleğinde, hafızasında olayın hala diri tutulmasını sağladı. Değişen bir şey olmadı. Yani bunu sürekli söylüyoruz. Bu 17 yıl içerisinde değişen bir şey olmadı. Benim bildiğim Mardin'de yine yaşamlarını yitiren çocuklar oldu. Yine yargılandıkları, faillerin yargılandıkları dava cezasızlıkla sonuçlandırıldı. Yine failler beraat edildi. Ya bu tür olaylarda aslında devlet zihniyetinin, devlet bakış açısının, köyde bakış açısını net olarak görebiliyoruz. Bunu net olarak da hissedebiliyoruz. Türkiye'de Kürt'ün hiçbir hakkının, hukukunun tanınmadığı, tanımamazlıktan geldiğini, en açık göstergeleridir bunlar. Bu ayrımcı politikalar, yani Kürt insanına karşı, ister siyasetçisi olsun, ister çocuğuna karşı bu ayrımcı politikalar kendisi her yerde gösteriyor. Yani aslında bir bütün olarak değerlendirme gerekli. Nasıl ki Kürtler adına siyaset yapan insanlar bugün çok hukuksuz gerekçelerle içeride tutuluyorsa ya da Kürtlerin seçmiş olduğu belediye başkanların yerine nasıl kayyum atanıyorsa ve bu nasıl hukuksuz bir şekilde yapılıyorsa esasen bu çocukların öldürülmesi olayına da öyle değerlendirme gerek. Yani aslında temelinde ayrımcı politikalar. Kürt'ün herhangi bir hakkının tanınmadığı yönündeki politikalardan kaynaklanmaktadır. Bu bir yüzyıllık devlet geleneğidir. Yani bu devletin kuruluşundan beri irdelediğinizde, incelediğinizde bir prensip haline getirildi. Bir zihniyet olduğunu, sistematik olarak bu haksızlığın, ağır hukuksuzluk halinin devam ettirildiğini görüyoruz. Uğur Kaymaz ve onun davası da bunun en bilinen davasıdır. Evlerinin önünde öldürülen bir baba ve küçük çocuğu ve bütün delillere rağmen ortaya çıkan bütün somut delillere rağmen failleri devlet tarafından yine bizim bildik, tanıdık, her yerde karşılaştığımız cezasızlık politikası çerçevesinde beraat ettirildi. Davaya aslında Uğur Kaymaz şahsında aslında Kürt'e olan bakış açısıdır. Kürt insanına olan bakış açısıdır. Kürt kimliğine olan bakış açısıdır. Kürt çocuğuna olan bakış açısıdır. Dolayısıyla devlet tipik refleksini davada gösterdi. Hala göstermeye devam ediyor. Öyle gözüküyor, göstermeye de devam edecek. Uğur'dan sonra bir sürü çocuğumuz yaşamını yitirdi. Bir sürü çocuk devletin yasal mermisiyle yaşamını yitirdi. Ve onların hakkındaki dava da yine Uğur'un davası gibi cezasızlık politikası çerçevesinde ilerletildi ve failleri beraat ettirildi. Dolayısıyla bunu hani sürekli altını çizerek söylüyoruz, cezasızlık politikası ama bu devlet politikasıdır. Yani bu politikanın devletten bağımsız, devletin siyasetinden bağımsız, devletin bakış açısından bağımsız olduğunu söylemek mümkün değil. 2000 yıllarda yöntemler değişti. Bu sefer öldürmesi meşru kılmak için tırnak işareti içinde söylüyorum, terörize etme yoluna gidildi. Daha sonralar işte son dönemlerde işte meşru silah kullanma hakkı çerçevesinde ya da hatayen öldürme çerçevesinde yeni yeni metotlar yani mevcut fiili cezasız bırakmak için yeni metotlar üretildi. Ama sonuçta bu politika dönemine göre kendi yol yöntemini buldu. Öldürme eylemine meşruluk
öldürme eylemini cezası bırakmak için yeni yöntemler buldu. Yani 90'lı yıllarda kuyuya atma ile 2000'li yıllarda devletin yasal silahıyla öldürme arasında bir fark yok. Ya da son yıllarda işte özellikle Hatay'ın adam öldürme, insan öldürme arasında fark yok. Metoda farklılık olabilir ama bakış açısı ve zihniyet esas şey devletin 100 yıllık politikasının, zihniyetinin sonucudur. Yani ayrımcı hukuk politikaları bu devletin kuruluşundan itibaren var. Bunu öyle görmek gerekiyor. İşte insanların yaşam hakları ellerinden aldığında işte bu tür yol ve yöntemlere başvurma, işte sivil siyasetçilerimizi cezaevine gönderme değilse başka yol yöntem, ama tümün kökünde bu Kürt'e bakış açısıdır. Kürt'e yönelik yaklaşımdır. Kürt kimliğine bakış açısının sonucudur. Dolayısıyla zaman geçtikçe yol ve yöntem devlet açısından değilse de sonuç itibariyle, öz itibariyle aslında Kürt'e yönelik bakış açısının sonucudur meydana gelen. Uğur'un yaşamını yitirmesi, Uğur'un küçük bir çocuk olarak kalması, işte Diyarbakır'da Ceylan'ın, işte İdil'de Fatma Arslan'ın, işte daha önce Midyat'ta Fatma Erkan'ın, Kızıltepe'de Mazlum Turan'ın ismini sayamayacağımız birden fazla çocuğumuzun çocuk kalmasına neden olan politika ve zihniyet Kürt'e olan bakış açısıdır. Ve Türkiye'de şu an bütün yol ve yöntemleriyle bu zihniyet uygulamada daha da ağırlaştırılmakta. Yani kuşkusuz adalet arayışı hiçbir zaman sonuç bulmaz, yani sonuçlandırılmaz. Uğur'un ailesinin, annesinin, kardeşlerinin adalet arayışları hala devam ediyor. Bu insana karşı işlemiz bir suç olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yani küçük bir yaşta bir çocuğun öldürülmesi, yanına silah bırakılıp onun örgüt üyesi olarak gösterilmesi bu insana karşı işlenmiş bir suçtur ve insana karşı işlenmiş suçların zaman aşımına uğramayacağı da bilinen bir ilkedir. Dolayısıyla adalet arayışı, işte ailelerin adalet arayışı, bizlerin adalet arayışı hiçbir zaman sonuçlanmayacak. Umut etmek ve mücadele etmek gerekli. Ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun bu mücadeleyi vermek gerekli. Dolayısıyla adalet arayışı, adaletin peşinden koşma, 90'lı yılda yaşamını yitirmiş insanlarımızın nakil kararlarına rağmen davaları nasıl takip ettiklerini, faillerin peşlerinden yargılama boyunca nasıl koştuklarını, hak ve hukukları nasıl koruduklarını zaten kamuoyunun bildiği bir gerçektir. Dolayısıyla bu adalet arayışı hiçbir zaman sonuçlanmayacaktır. Ailelerin en azından hukuk önünden faillerin hak ettikleri cezaya aradan zaman geçmiş olsa dahi faillerin hak ettikleri cezayı almaları için verdikleri mücadele hiçbir zaman son bulmayacak. İşte bunun en tipik örneği cumartesi annelerin vermiş olduğu mücadele. İşte bunun en tipik örneği küçük çocukların yaşamından yitirmiş olduğu dava dosyalarında verilen hukuki mücadele. Dolayısıyla bu sonuçlanmayacak. Devamlı sürecek. Devamlı peşinden koşulacak bir arayıştır. Bir hakikat arayışıdır. Ailelere de bu mücadeleyi veriyor.